Gençler merhaba. Bu videoda sulama teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Kamu kurumları veya özel sektörde sulama işi yapabilecek teknikerlerin yetiştirildiği 2 yıllık bir bölümdür. Evet, iş olanakları. Sulama teknikeri unvanı ile mezun olur. Sulama teknolojisi bölümünü bitiren mezunlar. Bölüm mezunların iş bulma imkanına sahip olduğu belli başlı kurumlar ve sektörler ise belediyeler, Orman ve Tarım Bakanlığı'na bağlı fidanlıklar gibi kamu kuruluşları, özel fidanlıklar, sportif ve turistik tesisler, sulama işi yapan özel sektör. Evet. Üniversite taban puanları. İki üniversite de var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 238 taban puan, 1 milyon 66 bin sıralamayla öğrenci alımı yapmış. İzmir Bakırköy Üniversitesi ise kontenjanları dolmamış. Güzel. Taban puanı yok. KPSS'de ise 2020'ye 7 atamasında en düşük puan ile yapılan atama 72 olmuş. 7 bölümden ortak atama yapılmış. Bunlar hani bitki koruma vesaire gibi bölümler. DGS olarak ise orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve tarımsal yapılar ve sulama bölümlerine geçiş hakkı tanınıyor. Evet, ilginç bölümlerden bir tanesi. Özellikle KPSS'de atama puanına bakınca puan gayet düşük geldi gözüme. Ayrıca hocam belediyelerde de işin var. Var. Evet, belediyelerde yani merkezde alım yapmıyor açıkçası. Şimdi 7 bölümden ortak atama yapması bir kafa karıştırıyor ama yine de yani çok fazla kendi yani bu isimle bu adla fazla üniversitede olmaması bir avantaj. Evet. Yani sıralaması 1 milyon civarı olabilecek öğrenciler aman ben bu sene illa gideceğim diyenlerin bence tercih edebilecekleri bir bölüm gibi geldi bana. Hani bazı bölümlere kesinlikle tercih etmeyin diyorum. Hani bu bölüm yani çok da öyle bir bölüm değil. Tercih etmeyin diyeceğim bir bölüm özellikle değil. Özellikle bir de az yani mezun kontenjanı şimdi sen olması. Mezun olduktan sonra bir vasfa sahibi olduğun zaman yani bu üniversiteden, bu bölümden mezun oldun. Sulama teknikeriz. Evet, bir vasfa sahipsin ve o vasıfla Türkiye'de çok fazla eleman yok. Ha şunu dersen ki bana ya sulamanın vasfı nedir dersen onu bilemem. Ama durup da hani ben illa diplomalı bir tekniker arıyorum diyen kurum ve kuruluşlara gittiğin zaman mesela belediyeler diyor bak mesela orada ya da özel fidanlıklar diyorsa benim belgem işte bu benim evet. Diplomam deyip müracaat edebileceğim bir alan. Bir de KPSS puanının da düşük olduğunu gördüm. Ben şöyle söylüyorum ya hep ya arkadaş ben bu bölümden bitirdim. KPSS'ye hazırlandım. Tamam zamanında 1 milyonuncu oldum da sonra dizimi kıvırdım biraz ders çalıştım. Tarihi iyi öğrendim. Vatandaşlık bilgisine iyi çalıştım. Biraz matematiğim iyi. Türkçem kuvvetli. Ya basarsın 80'i Evet. Direkt atanırsın. Yani 72 gayet düşük bir puan çünkü. Hani alım yapılmıyor. Evet her sene alım yapılmayabilir. O da doğru. Ama alım yapıldığında sen hazır olursan tık Evet. Sen yerleşirsin. Öyle bölümlerden bir tanesi. Çünkü mezun yok. Evet. Yani adam akıllı mezun yok. O yüzden böyle hani çok böyle şeyde kaldığım bölümlerden bir tanesi. Dediğim gibi ya bu sıralamalarda olan bir öğrenci tercih edebilir. Tercih edebilir. Nice ya, yani %100 boş gezeceğim bölümler var. Evet. Mezun olsan. Bu o bölümlerden değil. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.